Her şeyden önce beni seyredenler yaşı her ona seviyeden oluyor. Yani gençler de var. Aynı zamanda hani velilerin de seyrettiğini tahmin ederek yahu ne oluyor şu an? Yani piyasalarda tuhaf bir şey oluyor. Ondan sonra kim bize bunu açıklayacak diye. Şimdi arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse ben de merak ettim. Ya bunu ben acaba önceden öngördüm mü diye. Biliyorsunuz Google Scholar diye bir sayfa var. Bu Google Scholar'da işte makalelerinizi yazıyorsunuz. İşte makalelerinize kaç kişi alıntı yaptı vesaire diye. Hakikaten benim kendime güvenerek en iyi yazdığım makale 2010 Temmuz ayında Maliye ve Finans Dergisi'nde yayınlanmış olan Kapitalizm, Finansal Serbestlik ve Parasallaşma, Bir Sistem Eleştirisi. Yani özellikle gençlere emanet edeceğimiz gelecekle alakalı kurgumuz tamamen kapitalist ekonominin üzerinde inşa edildiği için ya bu sistemin tabii kendine göre bir sürü yanlışlıkları var. Onları anlatmaya çalıştım. Fakat açıkça söylemek gerekirse bir tuhaflık olduğunu da söyledim. Yani en iyisi sosyalizm diye Ozan Eren yazıyor şu an chatbord'dan bana ama şimdi şunu söyleyeyim. Olabilir fakat yani sosyalizmin içerisinde Marksizm var ve Marksizm de hani daha iyisini yapabilmek için ortaya bir teori koymamış. Şimdi bunu söylediğim diye sinirlenenler var. Yani Das Kapital'i 4 tane cildini benim gibi acaba sonuna kadar okuyan var mı bilmiyorum ama ben şeyi bulamadım. Yani bir kişinin daha iyisini yapabilmek için ortaya koyacağı motivasyon kardan başka ne olabilir? Parasal bir değerden ya da bir alışveriş değerinden farklı ne olabilir diye düşün taşın bulamıyorsun. Şimdi ben bu makaleyi yazdığımda herhalde çok eleştiriye uğrarım dedim ama bilimsel bir makale olduğu için tabii ki sosyal hayatta pek fazla kale alan olmamış. Fakat yani bugünlerin gelişini gördük. Şöyle olanı biteni bir kere daha net anlatayım. Dün YouTube'da da paylaşmıştım. Ondan sonra bunu da çekip YouTube'da paylaşacağım. Olay şu gençler. Şöyle dünyanın her yerinde gençler zaten zor durumda. Yani okurken zor durumda, işte mezun olduktan sonra zor durumda çalışıyorlar, çok az paraya çalışıyorlar. Birileri çok daha fazla şanslı. İşte dünyanın toplam gelirinin çok küçük bir zümreye sahip olan insanlar büyük bir kısmını elde ediyor. Ve bunu da kapitalist sistem sayesinde elde ettikleri ortada. Yani dolayısıyla gitarları çok beğenenler var. Mesaj atıyorlar arkada gitarları. YouTube'dakiler görmüyor ama siz görüyorsunuz. Tabii evrenin gerçek efendileri sanatçılar olduğu için bir ekonomist olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne dekanlık yapmak beni ayrıca mutlu ediyor. Fakat yani dışarı pencereden dışarı baktığınızda da gerçekler ortada. Şimdi bazı gençler, bazı dediğim yani milyonlarca genç diyeyim. Herhalde Elon Musk dediğimiz adamın da orkestrasyonu sayesinde kapitalist sistemin yıkılmaz kaleleri olan bankalar, yatırım bankaları ve fonları belli enstrümanlarda sıkıştırmaya karar vermişler. Çok net olarak söylüyorum. Bunu niye yapmışlar? Ya arkadaş diyor, siz diyor aranızda anlaşıyorsunuz. Bir tane şirketi batırmaya, çıkarmaya karar veriyorsunuz. Ama biz batırmak istediğinizi çıkarmaya çalıştığımız zaman hemen ayağa kalkıyorsunuz. Efendim işte organize hareketle suni piyasa oluşturmak falan filan gibilerden hareketler yapıyorsunuz diyor. Biz diyor şimdi $5,000 koyduk diyor, milyonlarca kişiyiz. Neredeyse 10 milyar dolar falan bir ondan sonra fon oluşturmuşlar. Bunlar gelmişler. Ondan sonra paramparça etmişler orada. Bir tane çok büyük banka, işte JP Morgan'ın gümüşte ters pozisyonda olduğunu, efendim işte aynı bankanın ve birkaç tane fonun bazı hisse senetlerinde ters pozisyonda olduğunu, açığa satış yaptıklarını keşfetmişler. Ha açığa mı sattınız? Biz de alıyoruz kardeşim deyip bunlara zarar ettirmişler. Aslında iş tam it ite it kuyruğuna diyebileceğimiz bir yere doğru götürdü bizi. Niye onu söylüyorum? Zaten bu kapitalizm, fonlar, paralar, merkez bankalarına hesapsız para basması bir şekilde kapitalizmi raydan çıkarırken diğer taraftan da uzay çalışmaları yapan Elon Musk gibi İnsanların da bu çalışmalarını engellemeye çalışan bazı devlet otoritelerinin, bazı farklı kurumların da çabalarının artık yani buramıza kadar geldi. Artık biz bu şeyleri, bu nasıl diyeyim, kötü niyetli davranışları da engellemek istiyoruz diye isyan eden
insanlar var. İşte Elon Musk bunların başını çekiyor. Şimdi kimin kimin tarafında olduğunu tam olarak bilmiyoruz gençler. Onu söyleyeyim. Yani mesela Facebook, Google, efendim Amazon, Microsoft, Apple, bunlar acaba devlet tarafında mı yer alıyorlar? Elon Musk'a karşılar mı? Ondan sonra ne yapmaya çalışılıyor? Mesela Sema Aslan çok güzel bana bir mesaj atıyor. Diyor ki Elon Musk diyor ona Twitter'daki biosuna Bitcoin yazdı diye Bitcoin diyor hızlı değer kazanıyor. Yani gençler Z kuşağı şunu diyor ya arkadaş biz artık bıktık diyor. Yani merkez bankaları zaten diyor karşılıksız para basıyor. 20-30 yıldır öyle gidiyor. Daha da fazla belki. Sürekli olarak bize bir şeyler ittiriliyor. Biz kardeşim sizin paranızı kullanmak istemiyoruz. Biz otonom ve anonim sistemleri kullanmak istiyoruz artık. Yeter. Bitcoin de bunlardan bir tanesi. Bu arada niye uzaya gitmemizi engelliyorsunuz? Niye bu adamı engelliyorsunuz? Niye bizim hoşumuza giden şirketleri bir araya gelip batırmalarına müsaade ediyorsunuz? Biz buna müsaade etmediğimiz zaman niye ondan sonra abuk subuk üstümüze geliyorsunuz falan deyince çok enteresan bir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri kazanan Biden'ın kabinesinde bulunan ondan sonra şeylerden bir tanesi, bakanlardan bir tanesi bir hanımefendi. Ya kardeşim bu zamana kadar halkın zaten kanını emdiniz. Bu gençler bu işi yapıyor diye niye ayaklanıyorsunuz? Oh size iyi oluyor deyiverdi. Hayda böyle olunca gençler ortalık iyice karıştı. Haberiniz olsun. Hani böyle bir durum var. Herkes merak ediyor. Ya bu niye oluyor diye. Şimdi bence kapitalist sistem kendi kurallarıyla dayak yemeye başladı. İşin esası bu. Ha bu size rastladı. Sizin gençliğinize rastladı. Yani şu an beni seyretmekte olan Z jenerasyonuna rastladı. Y jenerasyonu onlardan bir önceki zaten şeydi. Nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim size. Zaten alışkındı bunlar yani tuhaf bir sistemin içinde. Biz X jenerasyonuyuz. Biz daha çok otoriteye meraklıyız. Otoriteyle büyütüldük vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bana sorular geliyor chatbord'dan. İşte Hüseyin İzmir sormuş. Hani kapitalizm olmazsa üretim azalmaz mı? Kapitalizmi yok etmek, değiştirmek, ondan şekillendirmek daha mantıklı. Zaten öyle olacak merak etmeyin. Yani bugün siz de aslında başka bir kurguyla karşınıza çıkmak isterken hafta içinde gerçekleşen olaylar 2020 yılındaki pandemi, 2021 yılında çok enteresan olaylarla başlamamız, Amerikan Kongresi'ni vatandaşların basması, hep de beyaz hepsi ayrı mesele, vatandaşların basması, Trump'ın tuhaf bir şekilde gidişi, hatta giderken yanında nükleer çantayı beraberinde götürmesi, kardeşim ben son dakikaya kadar başkanım, gelir benden alırsınız demesi falan. Bunlar tabii hepsi tuhaf şeylerdi. Şimdi isterseniz olaya ben şöyle geçeyim. Bir kere her şeyden önce Emre Alkin'in geçen pandemiyle alakalı hala da devam eden süreçle süreçte en çok aklında kalan neydi? Valla borçtu. Şöyle diyeyim size. Borç büyüklüğü 2. Dünya Savaşı'nın seviyesine geldi. Ve belli bir seviyeden sonra çok net olarak konuşuyorum. Borç alanın değil verenin derdidir. O yüzden herkese tavsiyem var. Hep de söylüyorum bunu. Borç verirken de alırken de uykunuzu kaçıracak kadar almayın. Hatta borç verirken daha dikkatli olun. Arkadaşlarla aranızı bozmayın. Tamam. O yüzden yani unutacağınız kadar borç verin. Herkese sizden tavsiyem. Niye bunu söylüyorum? Çünkü dünya gördüğünüz gibi çok öyle size anlatıldığı gibi hoş bir yer değil. Yani bugün beni seyreden gençler mezun oldukları zaman iş hayatına atıldıklarında anlayacaklar ki öyle anlatıldığı kadar güzel bir yerdi. Yaşamak güzel şey. Dünya da güzel normalde tek başına. Biz ne zaman burnumuzu soksak biz bozuyoruz dünyayı. Aynen sosyalist sisteme burnunu sokup bozduğumuz gibi, kapitalist sisteme burnumuzu bozduğumuz gibi. Yani kötü niyetli yaklaşımlar olduğu zaman, ayrımcılık olduğu zaman, bazı kişileri seçip özel kişiler yaptığımız zaman, efendim bazı müteahhitlerimizi toplumdan ayırıp onları zenginleştirip evlerden işlerine helikopterle götürüp getirdiğimiz zaman o zaman bozuyoruz işte işleri. Yani bugün yani futboldan tutun da özel sektöre kadar yaşadığımız şeyler bunlar. Şimdi işsizlik benim aklımda kalan ikinci önemli gerçek. Bugün Türkiye'de işten çıkarma yasağı olmasaydı %17.2 işsizlik olacaktı. Şu an işte 13-14 seviyesinde. Yani haberiniz olsun ileride yani iş seçecekseniz
Öyle toplu halde herkesin ya burası rahattır, işte ben buraya bir kafamı sokayım da yeter milyonlarca kişi de olsa fark etmez diyeceğiniz işleri seçmeyin. Çünkü o zaman atılma şansınız daha fazla yükseliyor. Nerede çokluk orada yanlışlık var. O yüzden biraz daha niş, biraz daha nasıl diyeyim, aranılan kabiliyetlere sahip insanlar olun. Benden size tavsiye. Yani disiplinler arası kabiliyetlere kavuşun. Her şeyi yapmayın ama birçok şeyi yapabilecek de kapasitede olun. Benden size tavsiye. Üçüncü aklımda kalan en önemli gerçek, işte demin de bahsettim, teknoloji devlerinin inanılmaz yükselişi. Biz de hala maalesef mezun olduğunuz zaman göreceksiniz. Türkiye'deki şirketlerin önemli bir kısmı işte demiri büktüm, plastiği ezdim, bak cep telefonu yaptım. Gördünüz mü? Ben zaten şunu da yapıyordum. Cep telefonu da yapsam ne olur? Abi kim alacak senin cep telefonu diyorsun. Diyor ki ben devletle zaten konuşurum. Hükümet de diyor ilave gümrük vergileri koyar. KDV'yi arttırır. Yabancı rakiplerimi pahalı hale getirir. Herkes benim telefonumu alır falan gibi. Veya benim eşyamı alır. Benim ayakkabımı alır diye. Olmuyor öyle bir şey. Gençler haberiniz olsun. Yine insanlar akıllı olduğu için kalitesi beynelmilel. Yani uluslararası şekilde tescil edilmiş olan ne yapıyor? Şirketlerin malını alıyor. Gördüğünüz gibi işte Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook, Alibaba, Tencent daha sayabilirim. İşte birçok firma dünyanın en önemli firmalarından büyük. Yani Saudi Aramco şu an değerli gözüküyor. O da geçen sene işte halka arz edildi. Normaldir. Bir iki sene sonra görürüz durumu. Şimdi Tesla'ya geleyim. Tesla'nın toplam piyasa değeri Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW yani BMW, Honda ve Ford'un toplam piyasa değerini geçti. Yani benim hiç kabahatim yok bu konuda. Niye? Çünkü konvansiyonel kalan işlerle teknolojik kalan işlerin arasında ciddi bir makas açılımı var. Bunun da farkında olmak lazım. Hala Türkiye'den niye bir marka çıkmıyor? İşte zannediyorlar ki ihracat yapıldığı zaman marka olmuş oluyorsun. Hayır. İhracat senin kaliteni tescil ediyor. Ama dünya markası güvenilirlikten geçiyor. O da çok kolay oluşan bir şey değil. Bunu da unutmayın. Yani sözüne güvenilir insanlar olmak çok önemli. Çünkü güven değerinizi arttırıyor. Yaptığınız ürün değil. Eğer insanlar size güvenirse o zaman ne yapıyorlar? Sizin malınızı güvenle satın alıyorlar. Diyorlar ki ben ancak bundan almak istiyorum. Başka kimseden almak istemiyorum vesaire diye. Hatırlar mısınız? Kodak diye bir şirket vardı. Yani ancak yaşı büyük olanlar hatırlar. Gençler hatırlamaz bilmiyor. Kodak çok büyük bir firmaydı. Ama nereye gideceğini görmedi dünyanın ve battı. Yani rahmetli de sollardı diye yazıyor yani kamyonların arkasında falan. Onun gibi bir şey. Yani eğer piyasayı duymazsanız, sürekli inat ederseniz, piyasanın nereye gittiğini görmezseniz ve gençlerin şu cep telefonlarından fotoğraf çekeceğini anlamazsanız sonunda batarsınız. İşte Kodak da öyle battı. Haberiniz var mı? Biz dünyanın en öfkeli 6 ülkesinden bir tanesiyiz. Şaka yapmıyorum. 2018'de yapılmış Statista tarafından ve diğer ülkeler de öyle, matah ülkeler diye sayayım yani. İşte Ermenistan, Irak, İran, Filistin, ondan sonra Fas, Nijer, Çad, Libya. Ya şimdi bu ülkelerin kızgın olması için yeterli sebep var ama biz normalde kızgınız. Benim Antonella diye çok sevdiğim bir büyüğüm var. Bir Karadenizli kıymetli abiyle evli. Ondan sonra çok güzel Instagram'da şey yazmış. Ya bu Karadenizli olmak çok zor diyor. Kızıyorsun ama neye kızdığını bilmiyorsun diye. Çok gülmüştüm. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'ne birçok insan kızgın ama tam olarak neye kızdığını da bilmiyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Sürekli kızgın. Kızgın ses tonuyla konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor bilmem ne falan. Ama değerli gençler şunu size söyleyeyim. Hangi mesleği seçerseniz seçin, hangi üniversiteyi seçerseniz seçin önemli değil. Duygularınızı karıştırarak kritik kararlar almayın. Çünkü korku, öfke, inat bunların hepsi aklın katili. Aklın katili olan işlerin içinde olduğunuz zaman akıllı kararlar alamıyorsunuz. O yüzden Türk milletinin maalesef bu yumuşak karnı olan öfke işini çok iyi halletmeniz lazım. Eğer öfkeyle ilgili sorunuz varsa mutlaka birisine danışın. Şimdi haberiniz olsun. Deloitte'un bir araştırması olmuş. Türkiye'de cep telefonu üzerindeki aplikasyonları ve dijital sistemleri kullanan firmaların performansı artmış mı artmamış mı, kullanmayanlar ne olmuş diye. Kullanmayanlar yerle bir olmuş. Yani yerle bir olmuş. İşte onlar siz görmüyorsunuz tabii YouTube'dakiler ama işte prezentasyon sayfasında sağ bölümde kırmızıyla işaretli olanların hepsi yerle bir. Sol taraftakiler muazzam bir şekilde yukarı doğru gitmiş. Yani performanslarını %250 artıran firmalar var.
sadece dijitalliği kullandılar diye. Mesela pandemi süresince onların hep şansı yaver gitti. Niye? Çünkü daha evvelden çalışmışlardı derslerini. Çok iyi hatırlıyorum, Tiger Woods'a sormuşlar, biliyorsunuz siyahi golfçü. Ondan sonra bunu dedim diye ırkçı demeyin, çünkü yani siyahi bir golfçünün şampiyon olması uzun zamandır kimsenin beklemediği bir şeydi ve oldu. Demişler ki sen ne kadar şanslısın ya. Ya ne kadar enteresan, çok şanslıyım demiş ya. Çalıştıkça şansım artıyor diye espri yapmış. Eski bir Amerikan başkanının söylediği söz. Yani çalışınca şansınız artar, bunu unutmayın dostlar. Şimdi soru sormuşlar. Hangi teknolojiden mahrum kalırsanız bu sizi mutsuz eder, bozar diye. Soru sordukları bir benim yaşımdakiler, bir sizin yaşınızdakiler. Benim yaşımdakilerin yarısından fazlası neredeyse şey demiş, otomobil demiş ya, çok enteresan. Yani, araba olmazsa biteriz falan. Ama gençler demişler ki arabayı ne yapayım, zaten ileride otonom olacak bunlar, şoförsüz olacak. Kullanmadığım arabanın sahibi olmamın ne anlamı var diye. Onlar gitmişler demişler ki akıllı telefon, bize akıllı telefon verin, bize akıllı telefon olmazsa biteriz diye. Ya haksız değiller. Yani akıllı telefonlar olmasaydı bu işler ona yürüyemezdi. Yani bütün artık banka işlemlerimizden tutun da işte tanışmalara kadar ne, hepsini akıllı telefonlar üzerinden hallediyoruz. Şimdi fakat akıllı telefon deyince aklıma şu geliyor. Acaba Türkiye'nin uzaktan çalışma kapasitesi ne? Dijital platformlar üzerinden. Berbat. Niye onu söyleyeyim? Hepiniz zaten bu EBA sisteminin niye kilitlendiğini biliyorsunuz. EBA sisteminin kilitlenmesi üst yapıdan değil. Yani Sayın Bakan herkese tabletle dağıtsaydı bu iş olmayacaktı. Çünkü Sayın Milli Eğitim Bakanımızın kendi sorumluluğu olmayan başka bir yerde ciddi bir sorun vardı. Türkiye'nin bir saniyede download kapasitesi 28 megabit. Ancak Netflix'ten falan dizi seyredersiniz, o kadar. Ya da işte yazışırsınız Instagram'dan, Twitter'dan, işte Snapchat'ten falan film yollarsınız, o kadar. Ve yani %99.99'u kesintisizliğe sahip bir otomasyon altyapısını biz zaten yani mümkün değil, yaratamazdık. O yüzden geçmiş olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki firmaların sadece %15'i uzaktan çalışmaya elverişli. Onlar da yarısı yapmamış. Neden biliyor musunuz? Ya ayıp olur şimdi herkes işe gelsin, ben de işe geleyim diye. Çünkü adamın başka işi yok o kadının da. Patronların başka işleri olmadığı zaman ya da evlerini sevmediği zaman ne kadar can sıkıcı insanlar olabileceklerini size anlatamam. Kendisinin gideceği başka bir yer yok. İşe gidiyor diye herkesi işe çağırıyor. Herkesi hani Covid olun ama önemli değil diyor. Yani bana işe gelin. Ya uzaktan çalışma kapasitesine sahip olan firmasın, niye bunu yapmıyorsun? Çünkü bir sebepten dolayı. İşi kontrol etmek istemiyor. Kişiyi kontrol etmek istiyor. O yüzden bir türlü marka olamıyor. O yüzden kastı şirket olamıyor. Şişman şirket oluyor. Bunu unutmayın yani. Kastı şirket istemiyoruz. Biz şişman olmak istiyoruz diyorlar. Sonuçta da marka olamıyorlar. Bu kadar basit. Niye? Çünkü işi kontrol etmiyorlar. İşi kontrol eden sistemleri yok. Kişiyi kontrol eden sistemler var. Dolayısıyla gençler, yapacak hiçbir şey yok. Milli gelirimiz bu yaklaşımlarla düştü. Yani sadece siyasette suç aramayın. Çünkü siyasetteki insanlar paraşütle gelmediler uzaydan bize. İçimizden çıktılar. Dolayısıyla iktidarı, muhalefeti, iş dünyasındaki insanlar, profesyoneller hepsi içimizden çıkan insanlar. Bizim insanlarımız. Yaklaşım böyle kısa vadeli ve aynı zamanda kişileri kontrol etmek üzerine olduğu zaman, otoriteyi sevmek, onlar otonom işlerden kaçmak üzerine olduğu zaman milli gelirimiz de gördüğünüz gibi düşüyor. Yani kişi başına düşen milli gelir 2013 yılında 12.582 dolardan bugün 8.380 dolara düştü diye tahmin ediyoruz. Yani belki de daha aşağı düşmüş olabilir. Olayın esası bu. Peki Türkiye'nin durumu ne? Yani Türkiye kredi notu açısından hangi ülkelerle aynı klasmanda, hazır mısınız söylüyorum. Uganda, Tunus, Tanzanya, Sri Lanka, Ruanda, Papua Yeni Gine, Nijerya, Kırgızistan, Kenya, Jamaika, Etiyopya, Mısır, Costa Rica, Kamerun, Kamboçya, Benin, Bahreyn. Şaka yapmıyorum ya. Yani benim kabahatim değil. Tabii bu ne demek? 2013 yılında biz yatırım yapılabilir seviyedeydik ve bu ülkelerin çok üzerinde işte Fransa, İspanya, efendim işte Brezilya bileydi ya. Onların da üstündeki bir klasmanla falan karşılaştırılırken bir anda düştüğümüz yere bakın. Niye böyle düştük? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine aykırı işler yaptık. Ondan düştük. Anlatacağım birazdan ne olduğunu. Şimdi velev ki Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndesiniz. Velev ki mühendisliği seçtiniz. Velev ki iş insanı oldunuz, ileride üretim yapıyorsunuz. Şunu unutmayın ki bizim çok kafaya taktığımız fabrikasyon, yani üretimle alakalı işler
fiyata gerçek değeri vermiyor. Yani plastiği büküp demiri ezip bir mal ortaya çıkardığınızda bunun tek başına bir değeri yok. Fabrikasyonun öncesinde ve sonrasında yapılan işler çok daha önemli. Mesela kırmızı çizgilerle benim belirttiğim bir gerçek var orada gözüküyor. Yani 1970'lerde bile fabrikasyon faaliyetinin fiyat içindeki değeri %23 civarında. Fakat bugün %11'e kadar düşmüş. Fabrikasyon öncesinde yapılan işler daha önemli. Nedir? İşte marka tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji, insan kaynağının eğitimi, dijital altyapı, kritik altyapı vesaire. Ve fabrikasyon sonrasında nedir efendim? İşte satış, pazarlama, tahsilat, finansman, lojistik, fuar, reklam, daha sayarım size. Yani dolayısıyla şey yapmıyor. Ben bir şey üretiyorum diye övünen abilerimize, ablalarımıza diyorum ki övünüyorsun da nasıl yani ne üretiyorsun? Yani bunun arkasındaki gerçek ne, önündeki gerçek ne? Bunları yapmıyorsun. Tezgahın üstünde mal yok. Tedarikte sıkıntıların var. Ondan sonra övünüyorsun ben üretiyorum diye. Ya üretmek tek başına övünecek bir şey değil. Haberiniz olsun. İyi bir şey ama tek başına övünülmez. Yani bugün aslında gerçek şu. Yaratıcılık, teknolojiyi kullanma, inovasyon ve teknik bilgi. Buya bunlar lazım. Rekabet ederek değer oluşturma. Rekabetten korkan abilerimiz ve ablalarımız yüzünden sanayide biz şu an şişman şirketlere sahip olduk. Yani yurt dışı rekabetten korktuğu için sürekli ithalat vergisi koyan, sizlerin giymek istediği lastik ayakkabıları sürekli pahalandıran, efendim ne yapayım giymesin lastik ayakkabı, biz zaten öyle büyümedik, bunlar deri ayakkabı giysin diye trendi dümdüz aşağı düşmekte olan ürünleri size zorla satın aldırtmaya çalışan, fakat siz tabii kaliteyi istediğiniz için yine o malları satın aldığınızdan dolayı enflasyonun sürekli yükseldiği ve annelerinizin, babalarınızın, herkesin şikayet ettiği ortamı yaratan abilerimiz, ablalarımız var. Rekabetten hiç hoşlanmıyorlar. Ya monopol olmak istiyorlar tekel, ya da en fazla benim gibi Türkiye'de birkaç şirket olsun, herkes gelsin benden mal alsın diyor. Bu kafayla bir yere gidemeyiz. Yani kapitalizm kendi başına tehlikeli değil. İşte bu tip manipülasyonlar yüzünden tehlikeli. Siz sakın böyle insanlar olmayın. Çünkü toplumun yararına değil. Şimdi ben Futbol Federasyonu'nun genel sekreteriyken ondan sonra hakikaten en çok zorlandığım mesele futbol maçları falan filan değildi. Sürekli olarak bir yönetici ya da bir başkan vekili ya da bir yönetim kurulu üyesi gelip Futbol Federasyonu'ndaki genç arkadaşlarımın ondan sonra efendim işte bunlar tuvalete gittiler, bak yine sigara içiyorlar, bak gördün mü ondan sonra yine şeye çıkmışlar, ziyarete gitmişler, ondan sonra sahayı bilmem ne falan diye şikayet ediyorlardı. Ben de dedim ki ya arkadaş, yani niye şikayet ediyorsun? Biz senede 87.800.000'e maç yönetiyoruz ve bizim korkunç kuvvetli bir dijital altyapımız var. Şaşırdınız çünkü Türkiye Futbol Federasyonu hakikaten dünyaca meşhur ciddi bir iletişim altyapısı, bir dijital altyapısı var. Aksi takdirde zaten maçları yönetemeyiz. Yani Süper Lig maçları 18 lig takımlı lig vardı. 306 taneydi. Ama geri kalan maçlar 10 binlerce. Şimdi bunları biz böyle bir dijital altyapıdan uygularken, madem çocuklar çok tuvalete gidiyor diye itiraz ediyorsun, o zaman ver coşkuyu tuvalete, ver Wi-Fi'yi, bir de şarj cihazı koy oraya. Tamam mı? Adama de ki benim odama da gelme, saat 2.30'da rapor hazır olsun diye. Şimdi bazı işler var hakikaten el emeğiyle yapılmalı ama bazı işler var, mesela raporlama, insanı gerçekten görmenize gerek yok. Ancak ve ancak insanlar okudukları raporu anlamadıkları için raporu yazan kişiden izahat beklerler. O yüzden durmadan fiziki temas. Yani aslında yöneticilerin liyakatleri tartışılmalı Türkiye'de, profesyonellerin değil. Çünkü profesyonellerin hazırladığı raporları okumak bilgisinden yoksun birçok yönetici var özel sektörde. Bunu unutmayın. Sürekli de bana futbolda şunu sorarlardı. Ya ondan sonra bunlar futbol kulüplerini böyle yönetiyorlar ama kendi şirketlerini böyle yönetmiyorlar. Ben de gülerdim. Ya kendi şirketlerini de aynen böyle yönetiyorlar. Zaten öyle yönetmesen futbol böyle olur muydu? Nitekim pandemide meydana çıktı. 40-50 yıllık şirketiz diye övünenlerin 2,5-3 aylık ömrü yokmuş. Tamam. Şimdi en çok illet olduğum şeyi de söyleyeyim size. Gençlere bedava öğüt verenler. Hiç sevmiyorum. Yani neden mesela ben senin yaşındayken diye cümle başlıyor. Ya pandemi mi vardı Allah aşkına sen onların yaşındayken? Niye uyduruyorsun? Yani pandemi yokken ondan sonra ben senin yaşındayken şunu yaptım, bunu yaptım. Ya kardeşim sizin zamanınızdayken televizyon da yokmuş ona bakarsan. Yani şimdi gençlerin dikkatini dağıtacak 1000 tane şey var. Artı bizim yaptığımız işleri gençler de yapsın istiyoruz. Belki gençler hoşlanmıyorlar bu işleri yapmaktan. Yani o yüzden gençlere bedava öğüt vereceğimize onları dinlemenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Keşke öğüt vermek paralı olsa. Mesela her öğüt veren
bir 100 lira falan verse bence şeyler bu tecrübeli diye söylediğimiz yaşı olgun kişiler öğüt vermekten kaçarlar, tavsiye vermekten. Çünkü paralı değil, bedava. Bedava anlatıyorsun. Senin zaman televizyon yok, çocuğa televizyonla ilgili öğüt falan veriyorsun vesaire. Şimdi dolayısıyla bunları bir geçelim. Yani gençlere sürekli akıl veren insanlar var. Gençler siz de saygılı olun. Yani böyle akıl vermeye çalışanları kibar kibar dinleyin ama çok da fazla dinlemeyin. Tamam mı? Yani dinliyormuş gibi yapın. Çünkü yani sizin geçtiğiniz tecrübelerden, sizin heyecanlarınızdan falan bir haberler bunlar. Her işi yapmayın. Gözünü sevin. Her işi yapmayın. Her işi yaparsanız bu sefer ne olur? Bir işte odaklanamazsınız. Yani disiplinler arası kabiliyetiniz olsun ama yani her işi yapmaya kalkmayın. Bir sürü iş insanı var böyle. Adam işte ondan sonra her türlü işi yapıyor sonra batıyor. Neden? Çünkü bir de birinci sınıf insanla da çalışmak istemiyor. Çünkü birinci sınıf insanın eğitimi ondan daha iyi diye kıskanıyor, kompleksleniyor, istemiyor. Dolayısıyla ikinci sınıf insanla çalışıyor. İkinci sınıf insan da üçüncü sınıf insanla çalışıyor. Dolayısıyla sistemin içinden çıkamıyoruz. Bunu unutmayın. Out of the box düşünün. Out of the box dediğim kutunun dışında. Nedir mesela kutunun dışında düşünmek? Bir örnek size. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz uçakları böyle delik deşik geliyormuş. Bir tane mühendis demiş ki ne yapıyorsunuz? Demiş ki işte delikleri kapıyoruz. Ya kardeşim bu uçaklar geri dönüyorsa kurşunların değmediği yerlerden dolayı geliyor. Dolayısıyla kurşun deliklerini esas alın ama bu deliklerin olmadığı yerleri asıl güçlendirin demişler. Ve hakikaten genç bir mühendisin verdiği akılla İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı'nda Alman uçaklarına karşı başarı sağlamaya başlamış. Yani bakın genç bir dima ama orada Allah'tan insanlar dinlemiş. Biz de genellikle gençleri dinleyen olmadığı için parlak fikirleri de çoğunu görmezden geliyoruz. Risk alırken çok dikkat edin. Yani palavradan risk almayın. İşte inşallah Allah, maşallah Allah falan gitmeyin. Birçok insan başkasına güvenerek risk yönetimi yapıyor. Öyle olmaz. Eşeği sağlam kazığa bağlamak diye de bir laf var Türkçe'de. O yüzden hayatınızdaki riskleri alırken sağlamcı olmak adına demiyorum ama sallapati risk yönetimi yapmayın. Yani niye bunu söylüyorum? Ben birçok firmada risk yönetiminden sorumluyum. Hemen anlıyorum kalitesiz risk yönetiminin ne olduğunu. O yüzden kaliteli olarak riskinizi yönetin. Yani dikkatli olun. Her konuda önleminizi doğru şekilde alın sonra bırakın. Yani anneniz babanız sizin tahtınızı yapar ama bahtınızı yapamaz yani sonuçta bu o başka bir şey. O yüzden ama gerekli önlemlerinizi bir kere alın. Farklı olacağım diye işlevsiz olmayın. Yani çok dünyanın en eğlenceli kızıdır. İşte süper çocuk gitar çalar bunlar çok iyi. Ama bunları değere çeviremiyorsanız farklı olursunuz ama işlevsiz kalırsınız. Yani farklı olmakla işlevsiz kalmak arasındaki farkı iyi belirleyin ve farklı olmak adına yaptığınız işler size mutlaka değer katsın. Yani işte o çocuk çok delidir. Ha bu çok önemli olabilir delikanlılıkta da kimse deli adamla iş yapmak istemez mesela o anlamda söyleyeyim. Yani deliliğin de bir kıymeti olmalı diye. İngilizceyi mutlaka iyi öğrenin. Yani öyle şeyler görüyorum ki ben yani mesela benim bildiğim kadarıyla bir şarkıcı itiraz etmiş. Benim çocuğuma niye İngilizce öğretiyorlar? İşte önce ondan sonra kendi öz dilini öğrensin. Doğru, haklı. Zaten kendi ana dilinde doğru dürüst konuşmayan başkasının lisanında konuşamaz. Ama yani İngilizce beynel milal kabul edilen bir lisan. Herkes de bunu konuşuyor. O yüzden bunu öğrenmemeyi, direnmeyi de anlamıyorum. Çünkü birçok maalesef bilimsel makale, birçok teknik çalışma İngiliz dilinde yapılıyor. En azından İngilizceyi öğrenin. Mesela ben iki dil biliyorum. İngilizce, Fransızca yetmediğini düşünüyorum. Anlayın yani. O yüzden İngilizceyi öğrenin. Yoksa tuhaf durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Palavracı olmayın. Yani gençler, hangi mesleği seçerseniz seçin, palavra bir yere kadar gidiyor. Palavra siyasette mesela geçerli olabilir bir süre. Bir hafta bir şey dersiniz, ertesi haftanın tersini söylersiniz. Olabilir ama palavra iş yapmayın. Çünkü palavra gerçekten toplum menfaatine bir şey değil. O yüzden yani safsata ya da post-truth şeyde geçerlidir. Siyasette bazı yerlerde hatta futbolda da bazen geçerli oluyor sonuç açısından değil ama hani bol bol insanlar birbirine atıp tutuyor ama iş dünyasında sanatta tasarımda geçerli değil palavra tasarım yapamazsınız yani onu söyleyeyim dolayısıyla kimseye palavra atmayın palavra işlerinde peşinde koşturmayın planlamayı iyi yapın ya bu planlama çok önemli bir şey bir laf vardır Türk gibi başlayıp İngiliz gibi bitirmek diye keşke Türk gibi bitirmek Türk gibi başlayıp bitirmek deselerdi. Ama bunun anlamı ne? Türkler bir heyecanla başlar, bir ciddiyetle ama İngilizler aynı ciddiyetle bitirirler. Dolayısıyla çok iyi yani planlama yapmanız lazım. Yani bir işin A'dan Z'ye
planlamasını doğru yapmadan hiçbir şekilde başarılı olamazsınız ve bir işe başlamadan önce nasıl bitireceğinizi de iyi bilin. Yani aksi takdirde ne oldu ya falan oluyorsunuz bir anda. Ya finansman, ya parada sıkışıyorsunuz, ya insan kaynağında sıkışıyorsunuz, ya kapasitede sıkışıyorsunuz. O yüzden bir işi nasıl başladığınızı yani bilmeniz çok iyi ama nasıl bitireceğinizi de doğru şekilde planlamış olmanız gerekiyor. Onun da altını çizeyim. Siz özellikle tasarımcı olacaksınız. Yani ben Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi dekanı olarak konuşuyorum. Ama bir iş süreci de tasarlayabilirsiniz. Fakat siz ne tasarlarsanız tasarlayın. Çok net olarak söylüyorum. Millet bildiği gibi yapar. O yüzden tasarımınız her zaman piyasaya yakın olmalı. Vatandaşın ne yaptığını da çok iyi biliyor olmanız lazım. Geçenlerde bir alışveriş merkezindeki bir şeye gittim. Ofis bölümüne geçtim. Ya öyle bir dizayn etmişler ki yola bir kapıya ulaşmanız için böyle felaket çapraz işler yapmak zorundasınız. Ama araları da küçük taşlarla doldurmuşlar. Bütün yolların üzeri küçük küçük taşlar var. Niye biliyor musunuz? Kimse o uzun yolu seçmiyor. Direkt olarak taşların içinden yürüyor. Tabii milletin ayağına taş takıldığı için direkt olarak onu herkesin yürümesi gereken yolun üstüne bırakmışlar. Yani ne demek bu? Güzel bir tasarım yaptın dersin ama millet kısa yolu tercih eder. O yüzden kısa yolu tercih ettiği için sakın ha kullanıcı deneyimin ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Siz ne tasarlarsınız tasarlayın, insanlar bildiğini okur. Şimdi doğru insan kaynağıyla çalışmak lazım. Yani sadece kabiliyete güvenmeyin. Doğru insanla çalışmak nedir? Şöyle işi liyakatıyla, kabiliyetiyle yapan insanlar olması lazım. O yüzden bunu mesela şu gördüğünüz şeyi düzeltmek, üretmekten daha pahalı bir şey. Yani bakın adam nasıl yapmış o işi, onun da altını çizeyim. Ha bu da şöyle, lisanınız da düzgün olsun. Mesela geçenlerde Göktürk'e girdim. Göktürk'teki Migros'un hemen karşısında eczane var. Oradaki tabelada diyor ki buraya çöp dökmek yasaktır, çöpe atan da şerefsizdir diye yazmış. Yani aynen çöp atmak istedim. Yani gerçek çok provoka edici. Ama bakın bir başka tabela daha var. Diyor ki sevgili çocuklar bahçeye şişe ve benzeri çöpleri atmayın. Yaşlandım temizleyemiyorum. Sizleri de çok seviyorum. Bak nasıl muhteşem. Atabilir misin? Atamaz. Niye? Çünkü kalbe hitap ediyor. Benden size tavsiye kalbe hitap eden sözcükler kullanın. Yani dijitalliğe geçtik diye illa insanlara kötü davranmanıza gerek yok. Devam edeyim. Patron olmayın. Lider olun. Lider nedir anlatayım. Lider beraber çalıştığı kişilerin kabiliyetlerini yükselterek en zor işi ahenk ile başaran adamdır. Çok net olarak söylüyorum. Tamam mı? Şimdi nasıl bir lider olmalı? Mustafa Kemal Atatürk. Ya bunu alkışlayın, işte goy goy yapın diye söylemiyorum. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tane sözü var, kimse bilmiyor. Nedir? Diyor ki bir işin nasıl yapılacağını düşünmem. Önündeki engelleri kaldırırım, kendiliğinden olur diyor. İşte deminki o İngiliz genç mühendisin dediği gibi. Out of the box düşünme. Out of the box düşünmek için Atatürk'ün şu sözünü de unutmayın. Benim karakterim özgürlüktür diyor. Hürriyettir diyor. Bağımsızlıktır diyor. O yüzden çarpıcı sıra dışı marifetli işler yapmak için mutlak surette özgür düşünce lazım. Özgür düşüncenin peşinde koşun. Kendi kendinize yetin. Zenginleşmeye çalışmadan önce. Kendinizi beğenmeyin. Önce sevin. Zaten seven kişinin beğenmesine gerek yok. Ve egoistçe işler peşinde koşup şahsınızı ileriye atacağınıza toplum için düşünüp daha büyük işler başarmayı düşünün. Ve sakın birbirinizi yemeyin. Neden bunu söylüyorum? Bakın birleşip yükselmek ayrı ayrı büyüyüp birleşmekten matematiksel anlamda da çok büyük fark yaratıyor. Bakın kanıtlayabilirim. 2 ile 4'ü toplayın, tamam mı? Ondan sonra ve üzerine 3, 4, 5 kuvvet uygulayın. Ondan sonra 2 ile 4'ü ayrı ayrı bu uygulamayı yapın. Bakın matematiksel olarak ne kadar fark çıkacak. O yüzden biz büyürüz, bir ara birleşiriz diyeceğinize beraber büyümeye çalışın efendim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi de gençlerin sorularına geçiyorum. Tabii bu YouTube'da olmayacak ama onunla gençlerin sorularını da ayrıca alacağım. Hepinize hoşça kalın diyorum.